Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Podcast dinleyene hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. MediaMarkt'ın katkılarıyla sizlere gündemi iletmeye çalışacağım. Bundan birkaç sene önce VAR tartışmaları ve Türkiye'ye gelmesi hikayesi konuşulurken ben demiştim. Evet, ben bugün ben demiştim diyeceğim. Bir Hollanda süt ineği değildir VAR demiştim. Yani ondan çok verim alamazsınız. Yani nedir? Holstein cinsi inekler. Bir dönem Türkiye'de özellikle 80'lerde 90'larda süt üretiminin verimsizliği üzerine çok fazla konuşulan konulardan biriydi bu. Yani işte Türkiye'de ortalama bir süt ineği 8-10 kilo süt verirken Holstein Hollanda inekleri 25 litre süt veriyorlardı ve Türk tarımını geliştirmek için bu ırkın Türkiye'ye getirilip besiye çekilmesi ve süt üretiminin artırılması konuşuluyordu. Oradan yola çıkarak bu yönteme varmıştım ya da bu cümleyi kullanmıştım. Evet, VAR hiçbir zaman bir Hollanda süt ineği olmadı. Neden bunlara girdin şimdi? Ya ben senden spor dinlemek istiyordum. Okay Karacan Allah Allah filan diyen vardır. Onlara şunu söyleyeceğim. VAR işte öyle bir şey oldu. Yani VAR'dan hiç verim alamadık. Bu hafta artık zirve yaptı. Hiç kimse memnun değil. Eskiden hakemlerden memnun değillerdi. Şimdi hakemlere destek verenlerden memnun. Nasıl yani? 3 hakem vardı, 4 oldu. Sonra 6 hakeme çıktı. Kale arkalarına da hakem koyuldu. Vazgeçildi ondan. İşte özellikle Dünya Kupası'nda o topun çizgiyi geçmesi rağmen gol verilmemesi olayı biliyorsunuz. 1966'dan bahsetmiyorum, 2010'dan bahsediyorum. Sonra yaşanan benzeri olaylardan dolayı VAR sisteminin, teknolojinin işin içerisine girmesi istendi. Yani teknoloji içine girerek amatör bir oyunun adaletsiz uygulamalarından kurtulunması planlanmıştı. Ve birçok ülkede de bu iyi kötü işliyor. Ama bu ülkede işlemiyor. Neden işlemiyor? Mesela Almanya VAR'la alakalı olarak ilk çalışmayı yaptığında herkesi VAR odası diye tabir ettiğimiz bölümlere çekmiş ve orada nasıl işlediği, konunun ne olduğunu anlatmıştı. Türkiye'de bu yıllar sonra gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu gazetecileri çağırdı ve VAR sisteminin nasıl işlediğini, orada görevli Alper Ulusoy ve hakem işlerinden sorumlu MHK yöneticisi Murat Ilgaz'ın eşliğinde izledi ve halka aktardı. Gördük, anlamaya çalıştık. Zaten genellikle teknolojiye inananlar 3 aşağı 5 yukarı anlıyorlardı. Ama Türkiye'de kaybetmek bir anlamda bahane bulmayla giderilen bir iş. Yani kaybettiğiniz zaman bir bahane bulup aslında kaybetmediğinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Birincilik, süperlik, teknik direktörleri, antrenörleri, kulüp sahipleri, kulüp yöneticileri, her neyse kaptanlar gelecekler. Bir de onlar görecekler VAR'ın nasıl çalıştığını. Yani VAR hakemi, AVAR hakemi, pozisyonla ilgili düzeltmenin önerinin nasıl yapıldığına dair çalışmayı bir kez daha görecekler. Tatmin olacaklar mı? Zannetmiyorum tatmin olacaklarından. Çünkü kaybetmenin Türkiye'de ayıp olduğu, empatinin gerçekten yapılmadığı bir ortamda kesinlikle inanmayacaklar. İşin enteresan tarafı, ironik tarafı, öyle bir günün birkaç saat sonrasında Galatasaray Kulübü'nden yönetici Erden Timur bir basın toplantısı yaptı ve basın toplantısında da bir racon kesti diyebiliriz. Yani aslında bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saha dışında oynanmaya başlandı. Hakemlerin genellikle VAR uygulamalarında kendi aleyhlerine, Fenerbahçe'nin lehine olan davranışlar sergilediklerini gösterdi. Bazı görüntüler, bazı istatistikler yayınladı. İstatistikler ışığında tepkisini ortaya koydu. Özellikle Fenerbahçe rakamları yüksekti. Aleyhine, lehine rakamları yüksekti. Yani lehine olarak en çok Fenerbahçe'ye VAR verilmişti. Bunun üzerine Fenerbahçeliler de şunu söylediler. Eğer bizim lehimize 4 tane VAR'dan karar çıktıysa saha içerisinde demek ki 4 tane aleyhimize karar verilmiş. Yani eğer bir mağduriyetten bahsediyorsak mağdur olan taraf biziz. Evet, mantıksal olarak doğru. Ama bunun arkasında Erden Timur'un iddiası bize de yapılan aleyhimize olan meseleleri lehimize çevirmek için karar verilmiyor hikaye. Özetle yani buradaki çelişkiyi görüyorsunuz değil mi? Aslında bizim de aleyhimize olan şeyler var, çevrilmiyor ama onlarınki çevriliyor. Özetle hakem ne yaparsa yapsın, teknoloji ne yaparsa yapsın ikna edebilmek çok zor. Tabii masaya vururuz, gücümüzü ortaya koyarız söylemleri Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da, Trabzonspor'un da zaman zaman kullandığı. Özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çok kullandığı bir argümandır ikisi için daha çok gördüğümüz. Özetle bir anlamda VAR'ın Türkiye'de gazetecilere tanıtıldığı, kamu oyuna izah edildiği bir gün VAR'ın uygulamalarının eleştirildiği ve kavganın bir başka taraftan istatistiklerle başlatıldığı bir gün oldu. Çelişkiler çelişkiler. Gerçekten bir Hollanda süt ineği değil VAR. Türkiye'de bir yerli Anadolu süt ineği bile değil. Yani geçmişte 8-10 litre verim aldığımız o ineklerden şimdi 4 litre bile alamıyoruz.
O Avrupa'ya baktığımızda da uygulamanın genellikle %90 oranında iyi olduğunu görüyoruz. Yani orada süt verimliliği 25 litreden 45 litreye çıkmış gibi gözüküyor. Her şey hızlı veriliyor. Kararlara herkes inanıyor. Özetle aradaki fark 25'e 8'den 45'e 4'e düştü. Bunları ben ölçüyorum. Siz katılır veya katılmazsınız. Bu kadar az sütle de çok verimli bir futbol yaratmanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. İroniler, ironiler. Evet, bu arada size aslında söylemek istediğim konuya geleyim. Aranızda uzun zamandır beni tanıyanlar, takip edenler var. Onlar bilirler ki ben zor severim ama sevdiğim zaman da tam severim. Bazen bir futbolcuya, teknik adama ısınmam da zaman alır ama doğru hareketleri sayesinde onları benimserim. Sonra senelerce onlardan hiç vazgeçmem. Her yerde anlatır dururum. Fanatik olduğum, sevdim mi, tam severim dediğim bir diğer şey ise elektronik. Az önce anlattım ya, çığ açan teknolojilerle buluşmak bana çok keyifli geliyor. Bu keyfi yaşarken de istiyorum ki benim gibi bu işten mutlu olan insanlarla karşılaşayım. Bir sorum olduğunda alacağım cevaplardan mutlu olayım. İşlerini güler yüzle, candan şekilde yapan insanlar olsun etrafımda. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Benim için bu sevginin karşılığı MediaMarkt. Çünkü onlar işlerini tam 15 yıldır büyük bir özgüven ve mutlulukla yapıyorlar. Onların bu mutluluğu da biz elektronik severlere geçiyor. Bu yüzden benim için 15 yıldır elektronik alışverişin adresi hiç değişmedi. İlk tercihim hep MediaMarkt oldu. Bu sene 15 senelerini kutluyorlarmış. Yani 15. yılı kutluyorlar. Bizim gibi elektronik fanatikleri için 15 senedir uzmanlıklarını hep tam zamanında gösterdiler. Bu yüzden bugün onlara nice güzel son teknolojiyle geçen 15 seneler diliyorum. MediaMarkt'ın katkılarıyla gündemi ilettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.